Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle fotoğraf üzerinde değişiklikler yapacağız. Bu değişiklikler göz rengini değiştirmek, dudak rengini değiştirmek, fotoğrafı gölgelendirmek, arka planı değiştirmek, gözümüzün alt kapağında yer alan beyaz kısmı aynı kalem çekilmiş gibi belirginleştirmek gibi işlemleri yine bu videomuzda öğrenmiş olacağız. Yani biz bu fotoğraftan böyle bir görüntü elde etmeye çalışacağız. Kısaca bu duruma fotoğrafa makyaj yapacağız diyebiliriz. Bu videoda uygulayacağım işlemler için Tuğba Büyüküstü'nün fotoğrafını kullanacağım. Hep birlikte çalışmamıza başlayalım. Şimdi arka planı çoğaltarak işe başlıyoruz. Buradaki katmanı çoğalt seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra da yeni bir katman ekliyorum. Buraya gölgeli bir görüntü vereceğim. Boya kovasına tıklıyorum. Daha sonra siyah renge tıklıyorum ve katmanı boyuyorum. Katmanın üstüne çift tıkladıktan sonra saydamlığını arttırarak fotoğrafımı çalışma ekranında görmeye başlıyorum. Bu şekilde yeterli olacaktır. Tamam'a tıklıyorum. Aydınlık kalmasını istediğim kısımlar var. Onun için elips seçimine tıklıyorum ve buradan yüzünü işaretleyeceğim. Şuradan seçimimi tekrardan şekillendiriyorum. Seçtiğim kısmı düzen menüsünden kese tıklıyorum. Yüzü aydınlanmış oldu. Ama çok keskin bir geçişi var. Bunun için efektlere tıklıyorum. Daha sonra bulanıklıktan gauss bulanıklığına tıklıyorum. Ve buradan etrafını yumuşatıyorum. Fark gerçekten çok açık. Bu şekilde güzel oldu. Seçtiğim alanı da aydınlatmış oldum. Şimdi katmanlardan arka plan üzerindeyken kemer seçim aracıyla yüz hatlarını seçeceğim. Daha sonra burayı kopyalayıp yeni bir katmana yapıştıracağım. Şimdi farklı bir şey yapacağım. Eğime tıklıyorum. Daha sonra yukarıdaki renk kipinden saydamlık kipine tıklıyorum. Ve yüzün bulunduğu katmana çift tıklayarak katman özellikleri sayfasını açıyorum. Buradan kip kısmını açıyorum. Ve ekrana tıklıyorum. Seçili alanda ekstra bir aydınlık oluştu. Ve bu alanda farklı bir aydınlatma yapılmış oldu. Buranın saydamlığını arttırıyorum. Daha doğal bir görüntü olması için az önceki görüntü çok yapaydı. Tamam'a tıklıyorum. CTRL-D tuşuna bastım, seçimi bıraktım. Bu işlemden sonra dudak rengine geçeceğim. Bunun için yeni bir katman oluşturuyorum. Dudak rengi için açtığım katmana çift tıklıyorum. Buradan yeniden kip kısmından bindirme seçeneğine tıklıyorum. Bu seçenek sayesinde işlem yapacağın yerin doğal görüntüsü asla bozulmayacak. Şimdi fırçamı ve istediğim rengi alıp boyama kısmına geçiyorum. Dudaklarını daha belirgin bir renge boyamayı düşünüyorum. Buradan kırmızı tonlarında bir renk seçiyorum. Daha rahat işlem yapmak için ise ekranımı yakınlaştırıyorum. Fırçamın boyutunu biraz daha küçültmem gerekiyor.
Boyama işlemini tamamladım. Şimdi taşan kısımları silgi aracımla sileceğim. Düzeltmelerimi de bu şekilde tamamlamış oldum. Ekranı evet, dudağın hattı hiç kaybolmadı. Dikkat ettiyseniz. Şimdi gözüyle ilgili işlemler yapalım. Yeni bir katman ekliyorum. Yakınlaştırıyorum. Gözüne göz kalemi çekebiliriz bu şekilde. Bunun için doğru eğri aracından yararlanacağım. Tıklıyorum. Fırçamın genişliğinin az olmasını istiyorum. 2 veya 3 yeterli. Rengim siyah. Saydam görünmesini istemiyorum. Full gözüküyor. Çizgimi çekiyorum. Daha sonra çizginin üzerinde bulunan noktalarla çizgiyi yeniden konumlandırıyorum. Katmana çift tıklayarak saydamlığını buradan azaltabilirim. Tamama tıkladım. Ctrl ile D'ye tıklıyorum. Aynı işlemi göz kapağının üzerine de yapmayı düşünüyorum. Tekrardan doğru yere tıklıyorum. Çizgimi çektim. Bu şekilde işlemi tamamlamış oldum. Ctrl D'ye basıyorum. Uzaklaştırıyorum. Diğer gözüne de aynı işlemi uyguluyorum. Ctrl D. Ctrl D. Şimdi göz rengiyle devam edelim. Yeni bir katman oluşturuyorum. Buradan katmana çift tıklıyorum. Kipini bindirme yapıyorum. Saydamlığı biraz azaltıp tamama tıklıyorum. Göz rengini boyamak için boya fırçasını ve istediğim boya rengini işaretliyorum. Maviye boyayacağım gözünü. Fotoğrafımı yakınlaştırıyorum. Diğer gözünü de boyuyorum. Gözlerini boyama işlemimizi de tamamlamış olduk. Şimdi resmin arka planına renk uygulaması yapacağım. Bunun için de ince ayarlardan renk tonu ve doygunluğa tıklıyorum. Fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıyorum.
Fotoğrafın çok fazla arka plan tonu olmadığı için resimde büyük etkilenmeler gözükmüyor. Bu şekilde ufak ayarlarla tamama tıklıyorum. Ve yaptığım Photoshop uygulamasını tamamlamış oluyorum. Özet olarak neler yaptık bir bakalım. İlk olarak gölgeli görüntü vermek için ilgili katman üzerindeyken boya kovası aracını tıklayarak siyah rengi seçip katmanı boyadık. Daha sonra katman üzerine çift tıklayarak burada yer alan saydamlığını azalttık. Böylelikle fotoğrafımız ön plana çıkmış oldu. Ardından elips aracı ile yüzünü seçtik ve düzen sekmesinde bulunan kese tıklayarak seçili alanı kesmiş olduk. Kesilmiş olan alanın keskinliği çok fazlaydı. Bunu yumuşatmak için de efektler menüsünde bulunan bulanıklık, Gauss bulanıklığındaki yarı çapı arttırdık. Daha sonra kement aracını kullandık. Kement aracı ayrıntılı seçimler yapmamızı sağlıyor demiştik. Kement aracını tıkladıktan sonra eğim aracına tıklayıp daha sonra yukarıda yer alan renk kipinden saydamlık kipini seçtik. Bu işlemin ardından kip ayarlarında ekrana tıkladım ve bir parlaklık elde ettim. Daha sonra dudakları ve gözlerinde yaptığım boyama işlemleri için katmanlardaki kiplerde bindirmeyi kullandım. Bindirme doğal görüntüyü bozmadan, dokulara zarar vermeden renkleri belirginleştirmemi sağladı. Seçtiğim boyayı dokuyu bozmadan uygulayabilmemi sağladı. Onun ardından göz altları için burada yer alan doğru eğri çizgisini kullandık. Doğru eğri çizgisinde yer alan küçük noktalarla da gözün oval kısmını gerçekleştirdim. Sağa sola çekerek burada yay şeklindeki görüntüyü elde ettim. Çalışmayı yaparken genellikle fırça aracını kullandım. Burada fırça genişliğiyle oynamaları yaptım. Çünkü bazı alanlar büyük, bazı alanlar küçük olabiliyordu. Her alan için farklı boyutlarda çalışmalarımı gerçekleştirdim. Son olarak resmin arka planına geldiğimde ince ayar menüsünde bulunan renk tonu ve doygunluk sekmesini açtığımda buradaki ayarları kendime göre, göz zevkime göre ve resme uygunluğuna göre yeniden değiştirdim. Bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar dilerim.